Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dersimizde sizlerle ondalık gösterim, ondalık gösterimin okunuşu, basamak ve sayı değerleriyle ilgili konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar, ondalık gösterim virgüllü gösterim olarak da söylenebilir. Bizler satış yapan manavda böyle 3,5 veya burada öğrencinin yazdığı gibi 42,734 gibi sayılar görürüz. Bunlar ondalık gösterilim, yani virgüllü sayılardır. Hemen bunları öğrenmeye ne dersiniz? Hemen başlayalım. Arkadaşlar, bir tablo görüyorsunuz. Tablo 10 parçaya bölünmüş. Sırasıyla 10, 100 ve 1000 eşit parçaya bölünmüş. Bir eş parçaları gösterilmiştir. Burada tablonun bir parçasının nasıl gösterileceğine bakalım. Arkadaşlar, 10 parçaya bölünmüş bir tanesi, yani 10'da biri ise biz bunu virgüllü olarak, yani ondalık gösterimi olarak 0,1 şeklinde gösteririz. Okurken de 0 tam 10'da 1 şeklinde okuruz. Bu bize neyi ifade eder? Parça 10 parçaya bölünmüş ve bir tanesini gösterdiğimizi ifade eder. Aynı şekilde arkadaşlar, 1/2, yani yarım demektir arkadaşlar. Biz bunu ondalık gösterimi yapabilmek için pay ve paydayı genişletmemiz gerekir. Paydanın 10 olabilmesi için payı ve paydayı 5 ile çarptığımızda yeni kesirimiz 5/10 olur. Ve artık biz bunu ondalık şeklinde gösterebiliriz. Yani 0,5, 0 tam 10'da 5 şeklinde ifade ederiz. 1/2 veya 0,5 yarımı ifade etmektir. Yine arkadaşlar, eğer tablomuz 100 eşit parçaya bölünmüşse ve bundan bir tanesini, bir parçasını göstermek istiyorsak %1, yani 100 parçada bir parçası şeklinde olur ve biz bunu 0,01, arkadaşlar bu 10'da 1, bu da %1'i ifade etmektedir. Okurken 0 tam %1 şeklinde okunur ve 100 parçaya bölündü, bir parçasının ifade ettiğimiz anlamına gelir. Yine arkadaşlar, 1/4, biz bunu yüzde şeklinde gösterebilmemiz için paydanın 100 olması için pay ve paydayı 25 ile çarparız, yani genişletiriz. 25 ile çarptığımızda 4'ü 100, 1'i 25 ile çarptığımızda 25/100. Biz bunu ondalık olarak 0 tam 10'da %25 şeklinde ifade ederiz. Yine 1/5 kesrimizi biz yüzdelik olarak göstermemiz için ondalık göstermemiz veya kesrimizi paydasını 100 yapmamız lazım. 100 yaptığımızda ne yaparız? Pay ve payı çarparsak arkadaşlar 20/100 olur. 0 tam %20 şeklinde ifade ederiz. Yine arkadaşlar, tablomuzu 1000'e böldüğümüzde 1'ini ifade etmek için 1/1000 şeklinde ifade ederiz. 0,001, yani 0 tam 1/1000 şeklinde yazarız arkadaşlar. Kesrin paydası 10 ise virgülden sonra bir basamak vardır arkadaşlar. Şu şekilde 0 tam 10'da 6. Kesrin paydası 100 ise virgülden sonra 2 basamak vardır arkadaşlar. 0 tam %6 şeklinde. Yine kesrin paydası 1000 ise virgülden sonra 3 basamak vardır. Bu da arkadaşlar 0 tam 1/6 şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Şekillerin taralı alanlarını kesirler ve ondalık sayılar şeklinde yazarsak arkadaşlar, bakıyoruz şeklimiz 100 parçaya bölünmüş ve bundan 10-20 parçası alınmış. 100 parçaya bölünmüş, 20 parçası alınmışsa 0,20 şeklinde yazılır ve 0 tam %20 şeklinde okunur. Yine şeklimiz 100 parçaya bölünmüş ve 40 parçası taralmışsa biz bunu 40/100 şeklinde, kesir şeklinde ifade ederiz. Ondalıklı olarak da 0,40, yani 0 tam %40 şeklinde ifade ederiz. Yine şeklimiz 100 parçaya ayrılmış arkadaşlar. 30 parçası taranmışsa 30/100 şeklinde yazarız ve bunu ondalıklı olarak 0 tam
%30 şeklinde ifade ederiz. Okunuşu da 0'dan %30'dur. Ondalıklı kesirlerin kısımlarına bakalım arkadaşlar. 58 tam. Arkadaşlar 3 basamak olduğu için 1000'de 563 ondalık kesirinin kısımlarını gösterelim. Birincisi onlar basamağı, ikincisi birler basamağı. Virgülden sonraki ise birinci basamağı onda birler, ikinci basamağı yüzde birler, üçüncü basamağı ise binde birler basamağı denir arkadaşlar. Kesirimizi okurken 58 tam 1000'de 563 şeklinde okuruz arkadaşlar. Tam kısmı 58, ondalık kısmı ise onda birlerde 5, yüzde birlerde 6, binde birlerde 3. Şu şekilde ifade ederiz arkadaşlar. 58 tam 1000'de 563 şeklinde ifade edilir. Yine arkadaşlar örnek verilmiş, tam kısım 6, ondalık kısım 7 ise 6 tam onda 7. Tam kısım 5, ondalık kısım 1000'de 14 ise 5 tam 1000'de 14. Tam kısım 4, ondalık kısım 1000'de 127 ise 3 basamak olduğu için 10'da yüzde 1000'de arkadaşlar. 4 tam 1000'de 127. Yine tam kısım 7, ondalık kısım 1000'de 37 ise arkadaşlar 7 tam 1000'de 37 şeklinde yazılır. Yine arkadaşlar 0 tam 1000'de 454, 4 tam 1000'de 12, 3 tam 1000'de 7, 5 tam 1000'de 105, 4 tam yüzde 5 arkadaşlar onda yüzde, yine 47 tam 1000'de 2 şeklinde ifade ederiz. Ondalık kesirlerin basamakları ve rakamların basamak değerlerine bakalım arkadaşlar. Tam kısımda 432, yüzler basamağında 4 çarpı 100 400, onlar basamağında 3 çarpı 10 30, birler basamağında 2 çarpı 1 432 tam. Arkadaşlar onda birler basamağında 0,1 çarpı 2 0,2, yüzde birler basamağında 0,01 çarpı 4 0,04, binde binler basamağında ise 0,001 çarpı 5 0,005 şeklinde ifade edilir ve topladığımızda arkadaşlar 1000'de 245, sayımız 432 tam 1000'de 245 şeklinde söylenir. Arkadaşlar yine örnek yapalım. Tam kısım 142 tam, ondalıklı kısım 1000'de 982 ise, yüzler basamağının basamak değeri 100, onlar basamağı 4 çarpı 10 40, birler basamağı 2 çarpı 1 2. Onda birler basamağı 0,9, yüzde birler basamağı 0,08, binde birler basamağı 0,002 şeklinde ifade edilir. Arkadaşlar bunu da biz yapalım. 427 tam yüzde 9. O halde tam kısım 427 tam yüzde 9 şeklinde ifade ederiz. Ve basamak değerleri 420 ve 7'dir. Ondalık kısım ise arkadaşlar 0 olduğu için 0, yüzde 9 ise arkadaşlar 0,09 şeklinde basamak değeri olur. 32 tam 1000'de 142'yi yazalım arkadaşlar. Hemen onlar basamağı 3, birler basamağında 2, onda birler basamağında 1, yüzde birler basamağında 4, binde birler basamağında 2'dir. Basamak değerlerine baktığımızda arkadaşlar onlar basamağı 3 çarpı 10 30, birler basamağı 2 çarpı 1 2, onda birler basamağı 0,1 çarpı 1 0,1, yüzde birler basamağı 0,01 çarpı 4 0,04, binde birler basamağı 0,001 çarpı 2 0 tam binde 2 şeklinde ifade edilir. Binde birler, yüzde birler, onda birler, burası ondalıklı kısım. Yukarıya doğru çıktıkça sayımız büyür. Virgülden sonra birler, onlar, yüzler şeklinde ifade edilir. Ondalık kesir sayılarında basamaklara bakalım arkadaşlar. Ondalık kesir sayılarında virgülün soluna tam kısım, virgülün sağına kesir kısmı denir. Örneğin arkadaşlar, birler basamağında 1, onda birler basamağında 2, yüzde birler basamağında 9 varsa 1,29 şeklinde yazılır. 1 tam,
%29 şeklinde ifade edilir. Yine tam kısım arkadaşlar 253 tam %64 şeklinde. Yine örnek yapacak olursak arkadaşlar 230 tam binde 475. Yüzler basamağının basamak değeri 200. Onlar basamağı 30. Birler basamağında 0 olduğu için 0. Onda birler basamağı 0,04. Yüzde birler basamağı 0,07. Binde birler basamağı 0,005, yani binde 5 şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Tam kısmımız 253. Kesir kısmımız 64 ise okunuşu 253 tam %64'tür. Yine tam kısım 265. Kesirli kısım binde 27 ise arkadaşlar, onda, yüzde, binde, binde 27 ise okunuşu 265 tam binde 27'dir. 305 tam %27'yi basamak tablomuza yerleştirecek olursak, yüzler basamağında 3, onlar basamağında 0, birler basamağında 5, onda birler basamağında 2, yüzde birler basamağında da 7 var arkadaşlar. Basamak değerlerine gelecek olursak 3 çarpı 100 300, 0 çarpı 10 0, 5 çarpı 1 5 olacaktır. Onda birler basamağında 0,2, 0,07 olacaktır. Okunuşu ise 305 tam %27 şeklinde okunur arkadaşlar. Örnek yapalım. 112 tam binde 467'yi yüzler basamağında 1, onlar basamağında basamak değeri 100, onlar basamağında 1, basamak değeri 10, birler basamağında 2, basamak değeri 2 çarpı 1, 2, onda birler basamağında 4, basamak değeri 0,4, yüzde birler basamağında 6, basamak değeri 0,06, binde birler basamağında 7, basamak değeri 0,07'dir. Okunuşu 112 tam binde 467'dir. Örnek yapalım arkadaşlar. 203 tam binde 7. Yüzler basamağında 2. Onlar basamağında 0. Birler basamağında 3. Onda birler basamağında 0. Yüzde birler basamağında 0. Binde birler basamağında 7 var. Basamak değerleri 2 çarpı 100 200. 0 çarpı 10 0. 3 çarpı 1 3. Onda birler basamağı 0. Yüzde birler basamağı 0, binde birler basamağı 0,007, yani binde 7 şeklinde olur. Okunuşu 203 tam binde 7 şeklinde okunur. Evet arkadaşlar, yüzler basamağında 3, onlar basamağında 4, birler basamağında 5, onda birler basamağında 3, yüzde birler basamağında 6, binde birler basamağında 7 varsa biz bu sayıyı 345 tam binde 367 şeklinde yazarız. Arkadaşlar 426 tam binde 573 ondalık kesirinin basamak adlarını yazalım ve basamak değerlerini gösterelim. Örnekte olduğu gibi arkadaşlar, yüzler basamağında 4 değeri 400, onlar basamağında 2 değeri 20, birler basamağında 6 değeri 6, onda birler basamağında 5 değeri 5, yüzler basamağında 7 değeri 0,07, binde birler basamağında 3 değeri 0,003, yani binde 3'tür. Örnek yapalım arkadaşlar. Boş bırakılan kısımları tamamlayacak olursak 8 basamak ismi yüzler basamağı, 3 basamak ismi birler basamağı, 2 virgülden sonra olduğu için onda birler, sonra yüzde birler basamağı, binde birler basamağı. Şimdi basamak değerlerine bakalım arkadaşlar. Yüzler basamağı olduğu için 8 çarpı 100 800. Onlar basamağı olduğu için 5 çarpı 10 50. Birler basamağında 3 çarpı 1 3. Onda birler basamağı 0,2. Yüzde birler basamağı 0,03. Binde birler basamağı 0,005 şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Sayımız 853 tam binde 235 şeklinde söyleriz. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.